Bu botoksun sonu ne biliyor musunuz? Ha bu arada kontrolde masaya yatırdı doktor. Beni diyor ki sizin diyor, şakaklarınız çökmüş. Buralara er, erkeksiz bir görünüm kazandıralım diyor. Dolgu yapalım diyor. Va 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 va. <laughs> Öyle damardan girdi ki çökmüş. Lan ben zaten yaralıyım. Sen bana niye çökmüş dedin ki? Şu an sinirliyim mesela. Hmm. Abi evde otoritem sarsıldı. Eşim artık beni ciddiye almıyor. Bak bak Şimdi kaşımı kaldırıyorum. Hayır diyorum. Kalkmıyor değil mi? İşte. Ama kazayaklar öyle mi? Canım kazayaklarım. Bak. Selam İyi arkadaşlar. De. Hepiniz hoş geldiniz. Son yıllarda aldığım bazı yorumlar beni bir yola soktu. Hem yüz yüze aldığım yorumlar, hem de YouTube'dan gelen yorumlar hep yaşlanmamla alakalı olunca ben de bir şeyler yapmaya karar verdim. Bu videoda neler yaptığım onları anlatıyorum. İlk olarak saçları boyamaya karar verdim ki aldığım en yumuşak karar buydu. Her bir sonraki adımda daha da derinlerde buldum kendimi. Hatta şu anda bana bana göre en hat safadayım. O yüzden durmaya karar verdim. Hepsini adım adım anlatacağım. Saçları ilk kez kardeşim boyadı. O yüzden eşime de çok sürpriz oldu. Hatta küçük çaplı bir şok yaşattım denebilir. Meğer benim hanım benim o kır saçlarıma yanıkmış. E eyvallah dedim. Madem beğeniyorsun boyamam ben de. Sonra laf arasında neden boyama kararı aldığımı anlatınca o da bana acıdı. <laughs> Gitti yeni boyayı kendi elleriyle aldı. Sonra da kendi elleriyle boyadı kızcağız. Nedenini de şöyle özetleyeyim size. Erken yaşlı görünmeye başladığımı düşünüyorum. Yani yaşımdan büyük görünüyorum. Bu hem son yıllarda yaşadığım stresten oldu hem de ırsi. Ben de yaşımda görünmek istiyorum deyince ee, olaylar buraya geldi. Neyse abi bir paket boyayı iki defada kullanıyoruz. İki haftada bir saç boyama hayatıma girdi. Neyse ona da alıştım. Ama saçlarım boyaya yorum katıyor. Sonradan fark ettim ki benim saçlar Selami Şahin'in e saçları gibi görünüyor. Siyah tonu boya kullanıyor olmamıza rağmen sarışınırsı bir şey yapıyor. Ben de durma kararı aldım. Bu kararı iki gün oldu alalı. Artık eski gümüşi saçlarıma geri dönüyorum. Neyse saçları daha tam oturtmadan sonbahar geldi. Havalar kapalıyken hadi şu lazer epilasyon olayını da girişelim dedik. Belden yukarısı için FSM'de bir yere gittik. İşte konuşacağız, anlaşacağız. Hayatımda ilk defa birisi benim vücuduma baktı. Hmm, fena değil. Çok da kıllı değilmiş dedi. <laughs> Ömür dünyada muhtemelen ben o kısmı başa sarıp sarıp izleyeceğim. <laughs> Hayatım boyunca kıllardan dolayı esprilere maruz kaldığım için ee, i̇şin merkezine gidince neleri varmış anladım. Ben onların yanında iyiymişim yani. Mesela geçen hafta bir seansımız vardı. Görevliye sordum en uzun seansınız ne kadar sürdü diye. 4 saat dedi. Benimki onun yanında teneffüs arası gibi kalıyor. <laughs> Benimki de 1 saat 20 dakika falan sürüyor bu arada. Hiç uzatmadan size ilk seansımı anlatıyorum. Belki aranızda benim gibi kafayı kırıp epilasyon yapmaya karar veren birisi çıkar. İyi düşünsün diye anlatıyorum bunları. Beni böyle yarı çıplak soydular, yatırdılar. Buz gibi de bir oda. Savunmasız duruyorum. Gözüme de bir gözlük taktılar, kaynakçı gözlüğü. Aa dedim iyi böyle uzanarak vakit geçiririm dedim. Aa oh, ense derken bakın ben izafiyet teorisini o zaman tam anladım. Einstein izafiyet teorisini başka bir yerde bulmasaydı epilasyon masasında kesin bulurdu. 80 dakika ama kaç tane 80 dakika yaşadım bilmiyorum. O sürenin tamamını sorgulayarak geçirdim. Değer mi lan? Değiyor mu oğlum bacı ay Bu ay çekmeye değiyor mu oy kendimi kasa kasa kışım çıktı. Ara verelim isterseniz diyor. Ara vermek sadece süreyi uzatıyor. Yok yok diyorum anca biter bu. Neyse beni kuzu çevirme gibi çevire çevire kızartıyor. İlk görüşme yaptığımızda demişlerdi ki 45 günde bir seanslarımız olacak efendim. Şöyle olacak böyle olacak. Masada Olaf geldi aklıma. Görevliye diyorum ki neden 45 günde bir seans yaptığınızı şimdi anladım diyorum. bir yandan da ay diyorum. Dedi ki neden? Bunun bir insan kendi rızasıyla bir daha yaşaması için önce bunu unutması lazım dedim. Güldü ama minnacık güldü. O zaman işkillendim zaten. Neyse abi kendimi motive edecek şeyler arıyorum hala. Ulan diyorum. Kadınlar yaptırıyor be. Gıkları çıkmıyor. Hemen cevabı geliyor öbür taraftan. Onların kılları seninki kadar kalın değil. O yüzden acımıyor. Sen bu acıyı çekeceksin. Bak kalın olmayarak kalsa kıllarım yine iyi. Bacak kılları bir kökten üçer dörder çıkanlar var ya. Ya bu kılların bana yaptığı ayıptır ya. ha diyorum aklıma bir fikir geldi. Meditasyon yapayım. Nefesime odaklanayım dedim. Bir ara Burnumdan nefes alıyorum, ağzımdan veriyorum. Burnumdan nefes alıyorum, ağzımdan veriyorum. Oo, iyilen, o iyi lan dedim. Acı hissetmiyorum artık süper ha diyorum. Nasıl da meditatif biriymişim. Of ben derken of ay ah diye aman diye bağırıyorum bu sefer ama bu yüksek sesle bağırıyorum. Meğer benim nefes egzersize başlarken kılların seyrek olduğu yere gelmişiz. Orası zaten acısız geçiyormuş. Meditasyonda yalan oldu. <laughs> Baktım çare yok. Kendi kendime konuşayım, kendime telkin yapayım diyorum böyle. Ne diyorum biliyor musunuz? Acımıyor, sen yanmıyorsun, kıllar yanıyor. Acımıyor, sen yanmıyorsun, kıllar yanıyor. Böyle içimden tekrar ediyorum. Kafamın içindeki ses hemen bilimi yetiştirdi tabii. Abicim senin kıllar yanıyor. Evet ama o kıllar yanınca kıvrılıp büzüşüp deriye yapışıyor. Hazır sıcağı sıcağına değdiği için de alet değil senin, kılın senin. Allah Allah. Ben tam kendime avutmanın bir yolunu buluyorum. İçimdeki ses. Çok bilmişlik yapıp kuyumu kazıyor. Ama bu en son yöntem biraz işe yaradı. Acı %100 değil de en azından %90 hissettim. Bu da <laughs> iyidir. Nihayet en sonunda bitti. Bittiği için de çok mutluyum. Sadece 2 hafta sonra kontrol var dedim. Ah dedi, kontrol abi. Ne olacak? Bakacaklar hop geri gönderecekler. Ben bir hafta sonra kontrol denen olayında teknik olarak bir seans olduğunu öğrenmedim mi? Ondan sonraki geçen bir hafta nasıl geçti bilmiyorum. Modum düştü, keyfim kaçtı, sürekli acısı geliyor aklıma. Neyse kontrole gittim. Harbiden de kalan yerlere atış yapıyorlar. Ama kısa sürdü. Kısa sürünce daha iyi şey, o kadar da kese insan. <laughs> Neyse, 45 gün bitti, diğer seansa gireceğiz. Görevli hoş geldiniz diyor, nasılsınız diyor. Ben iyiyim diyorum, siz nasılsınız diyorum. Hazır mısınız diyor. Ben hazırım diyorum, siz hazır mısınız diyor. Benlik bir şey yok diye, Elinde lazer aletiyle böyle çaktı, profesör gibi bana bakıyor. Çaresizliğimi dibine kadar hissettirdi. Vicdansız. Yattım yine başladı ateş etmeye. Ay uy derken görevli diyor ki nasıl 45 gün unutturuyor muymuş size acısını diyor. Unutmamış da benim muhabbeti. Pişirdi en acılı anımda önüme koydu. Dedim vallahi iyi tezgah. Harbiden acısını unuttum da geldim. Bu acıya değer mi? Hala emin değil. Şu an bile emin değilsem ben o masaya her yattığımda değmez abi. Efendi gibi kemiği tıraş makineme ne olmuş? Oturur onunla kendimi tıraş ederim. Ha öyle yapınca da tişört giyince böyle kirpi gibi kısa kısa kıllar baş gösteriyor. Acımıyor ama en azından ya ulan o ne çirkin bir görüntü ya. Bir de beyaz tişört giyince. Valla siz iyice bir düşünün. Estetik görünmek mi yoksa acısız, acısız bir hayat mı? Ha bunun bir de finali var. 6 seans sonra bitiyor. O zaman ne düşünürüm bilmiyorum. Bu arada ben o kadar acı çekiyorum. Lazer Efendi'nin de bir de kalıcı olmama huyu varmış. Yani ben kontrolüyle beraber o masaya 12 defa yatıyorum. Ama ileride bu kıllar geri gelecekmiş. Bunu öğrenci de çok canım sıkıldı. Ya Hürrem otu vardı ya. Ona ne oldu? Çalışsaydı herhalde güzellik merkezleri bu kadar rağbet görmezdi ne bileyim. Keşke çalışsaydı. Güzellik ve gençliğin köpeği olmuş Kadir durur mu bu kadarıyla? Botoksa da giriştim. Yine güzellik merkezine gittim. Botoks yaptıracağım. Nereye diyorlar? Allah ne verdiyse dedim yani. Kaz ayakları, alın, kaş ortası, 3 bölge botoks. E hadi bir de medikal cilt bakımı yaptırın dediler. Hadi yapalım dedim. Girdim. Yine yatırdılar beni. Bu sefer gözlükle değil ılık suyla ıslatılmış pamuklu gözlerimi kapattılar. Arkama geçtiler abi ben bu savunmasız kalma hissiyle başım acayip belada. Başladı. Arada sorular soruyor. Yorum yapıyor. İlk şutu çekti görevli. Aa dedi siz de da yapalım. Bu alnınızdaki kırışıklıklar artmış. Dedim oraya da gideceğiz. Randevumu aldım dedim. Bozuldum tabi. Devam ediyor. Dedi ki ne sıktık da cilt bakımı yapıyorsunuz? Dedim Hi, hiç. Bu ilk defa oluyor. O esnada da burnumu temizleyen bir alet var. Böyle içine böyle yağları vakumlayarak temizliyor ya. Nasıl yani hiçbir bir şey kullanmadınız diyor. Yok diyorum. Susuyor görevli. <laughs> Daha sonra bu kısmı kardeşime anlattım. Diyor ki abi incinmişsin dedi tabi. Okumuş kadın sana küfür edecek değildi ya. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Belki de hiç bakım yapmamama rağmen tertemiz olmasına şaşırdı. Bilemeyiz ki. O esnada gözlerim kapalıydı. Yüzünün ifadesini görmedim. Ne abi en son yüzüme hafif yakıcı bir şeyler sürdü beni yolladı. Meğerse güneş değmemesi lazımmış ama ben bilmediğinden güneşe çıktım. Yüzümde hafif karamalı oluştu. Buralar karardı. Hemen krema başladım. Güneş kremine başladım. Allah'tan geçti. Onu da ucuz atlattık yani. Az kalsın kalıyordu ya. Şimdi bak ben bu güzellik cilt bakım işini hiç sevmedim. Burnum sürekli grip burnu gibi kızarık görünüyor. E alnım yalanaklarım böyle yolunmuş tavuk gibi nokta nokta kızardı. Öyle geziyor. Neymiş ben güzel olacağım. Ben artık güzelim. Abi yok güzel değil bu. İnsan bir işe girişti mi başka insanların da hemen fark etmeye başlıyor. Mesela burun estetiği yaptıranlar kimin burnu estetik hemen anlıyor ya. Ben de artık kimin yüzünde tıbbi cilt bakımı var anlıyorum. E, güzel değil. Kadınlar yürüyor yolda sanki iki saat aralıksız ağlamış da sokağa çıkmış gibi görünüyor. Belli abi yaptırdıkları. Onun güzel olabilmesi için iki kat cila atılması lazım. E o da erkek adamı bozuyor. Ulan hadi bizi bozuyor. O kadınlar niye cilt bakımı yaptırıp boş suratla çıkıyorlar hiç anlamadım yani. Güzel değil. Neyse bir daha yaptırmam bence. Yaptırmayınca da ne oluyormuş biliyor musunuz? Bu burundaki gözenekler var ya. Doluyormuş, büyüyormuş böyle siyah noktalar oluşuyormuş. Ulan bir düşündüm ulan. Böyle olmuş bir adam var mı la dedim. Abi bizim hani çok yaşlı amcalar var ya böyle burnu kulakları kocaman olmuş. Hani artık yaş haddini geçmiş. Onların burnu oluyor hatırladım. Dedim ki oh, daha çok var ya şimdi kalsın. <laughs> Benim için şimdi o defter kapandı. Sıra geldi en korkunç en komik estetik operasyonuma botoks. Daha odaya girer girmez doktor şey diyor. Evet neredeyse geç kalacakmışsınız bize gelmek için. Artık kırışıklıklar yüzünüze yer etmeye başlamış. Allah Allah güzel motivasyon valla ben yattım masaya. Beni bir güzel masaya yatırdılar. Yüzüme işlem yapılacak yerlere öncesinde uyuşturucu sürüyorlar. Dedim ne güzel. Nihayet birisi beni uyuşturmayı akıl etti. Lazerde niye yapmadı? Dedim. Kocaman gülümse diyor. Gülümsüyorum. Şimdi kaşlarını çatıyor. Çatıyorum. Kaşlarını yukarı kaldır diyor. Kaldırıyorum. 250. İçimden. 250 derken dedim. 250 kere iğne mi yapacaksınız dedim doktora. Yok yok diyor. Kendi kendime hesap yaptım diyor. <laughs> Neyse abi çıs 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 yaptılar. Yolladılar beni. İlk gün banyo yok, sırt üstü uyu, dokunmak yok dedi, diye, diye yolladı. Ben eve gittim, aynaya bir baktım, benim kaşlar çatık. Şu an gösteremiyorum. Bildiğin iki kaşımın ortası çatığı donmuş duruyor. Gülerken bile. <laughs> Hayda neyse ki bunun da <laughs> iki hafta sonra kontrolü var. Ama ben antrenmanlıyım. Kontrol demek bir seans daha demek. İlk gün geçti, ikinci gün geçti. Anlamı hissetmiyorum. Sanki anlamda anlam yok da bir kağıt var gibi. Hani bu kanal tedavisi olan dişlerde oluyor ya, orada diş yok da sanki tahta varmış gibi his var. Aynı sandımda var. Abi öyle böyle iki hafta bitirdim. Kontrole gittim. Doktor yine kaşlarını çat diyor. Kaşlarını kaldır diyor. Kaşımın çat, çatdığını da, da o da, gördü. Kaşlarının üstünde az hareket kalmış. Onları da yok etti. Yani ben şu an yüz felçiyim. Mimik mimik kalmadı bende. Dedim ki şakak kemikte katlanma oluyor. Yani gülerken nasıl yapalım? Kocaman gülümse diyor. Gülümseyince de şey diyor. Gülüşün o kadar büyük ki kontrol altına alamıyorum. Dedim ki doktor sen ne diyorsun? Benim diş boşluklarım vardı. Sırıtınca orada da boşluklar sırıtırdı. <laughs> ben o zaman bile hunarca sırıtırdım dedim. Şimdi dişlerim tam sınırsız gülüyorum. Ona yapacak bir şey yok dedi. Sizin yapınızla ilgili dedi beni yolladı. Bu botoksun sonu ne biliyor musunuz? Ha bu arada kontrolde masaya yatırdı doktor. Beni diyor ki sizin şakaklarınız çökmüş. Buralara Er, erkeksiz bir görünüm kazandıralım diyor. Dolgu yapalım diyor. Va 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 va. <laughs> Öyle damardan girdi ki çökmüş. Lan ben zaten yaralıyım. Sen bana niye çökmüş dedin ki? Bir de diyor ki erkeksi yapalım. <laughs> Tövbe Elimi verdim kolumu götürüyordu. Az kalsın kaçtım hemen çıktım odadan. Bu operasyonun sonunu size söylüyorum. Hatta göstereyim size durun. Bak. Şu an sinirliyim mesela. Hmm. Abi evde otoritem sarsıldı. Eşim artık beni ciddiye almıyor. Geçen hanıma hmm, diyorum. Kızıyorum. Diyor ki sarı kız gibi ses geliyor sadece diyor. Çok karıcı İnsanlara gülmeye ar ettim arkadaşlar. Sanki gülmüyorum da adamlara hakaret ediyormuşum gibi. O kadar kalıplaştı ki sonra. Şekilde. Ya bu şekilde bir gülüş kaldı yüzümde. Dostlarım beni yanlış anlamasınlar. Aslında yaptığınız espriler çok güzel abi. Sadece bende sizin hak ettiğiniz mimik kalmadı. Bak bak. Şimdi kaşımı kaldırıyorum. Hayır diyorum. Kalkmıyor değil mi? İşte. Botoks Türk kültürünün en büyük gücünü de elinden aldı. Kaşı yukarı kaldırınca hayır demeye gerek yok kardeşim. Şimdi Amerikan dublaj yapıyor gibiyim sürekli. Hayır diyorum her defasında. Her şeyi hayır demem lazım. Yani dönüp hayır diyorum. Ama kaz ayakları öyle mi? Canım kaz ayakları bak. Ne güzelmiş onların yokluğu ya. Bir işe de yaramıyorlar yani. Gerçi onu da yüz analistleri kullanıyor değil mi? İşte ünlüleri analiz ediyorlar. Bakın diyorlar böyle gülümsüyor ama aslında sahte gülümsüyor. Neden? Çünkü gerçek gülümseme de göz kenarlarında kırışıklıklar oluşurmuş. Lan alakası yok adam botoks yaptırmış. Ben de yıllardır bu analizlere inandım. Ulan ne güzel foto. Ama işte sahte gülmüş diyorum kendi kendime. Abi yok öyle bir şey. Hemen yargıya varma. Önce bir sor botoks var mı sizde diye. Evet arkadaşlar ben buraya nereden geldim dediğim bir konuyu sizinle paylaşmak istedim. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bundan sonraki videom yine estetikle ilgili olacak fakat bu sefer botoks motoks yok. Abi kendi şirketimin güzel maskesi var onu yapacağım beraber. O videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.